kıymetli komşularım, çok kıymetli muhtarlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli meclis üyelerim, çok kıymetli dernek başkanlarım, gördüğüm sivil toplum kuruluşlarındaki dernek başkanlarım ve buranın gerçek sahibi anneler, çocuklar ve kıymetli değerli ailem, büyük ailem Kartal. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kolay zamanlardan geçmiyoruz, kolay zamanlar atlatmadık. Önce pandemiyle çok zor günler geçirdik ve nefes alınacak alanların, yeşil alanların ne kadar değerli ve önemli olduğunu tekrar hatırladık. Sonra çok zorlu bir deprem süreci yaşadık, hala hafızalarımızda ve acı hala devam ediyor. Sonra deprem toplanma alanlarının önemini tekrar hatırlamaya ve deprem toplanma alanlarının ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu hatırlamaya başladık. Burası aslında bir anne çocuk merkezi, annelerin kendini güvende hissettiği, çocuklarıyla nefes alabildiği parkın ve güvenli bir parkın ta kendisi. Tabii ki bütün komşularımızın, babaların da ortak noktası, tüm ailelerin ortak noktası. Ama aynı zamanda zor şartlarda çok büyük bir deprem toplanma alanı. Hem içerisindeki sosyal tesisiyle, hem ihtiyaçların giderilebileceği mutfağıyla, kafeteryasıyla, aynı zamanda lavabosuyla, tuvaletiyle, su imkanıyla, elektriğiyle, otoparkıyla 30 dönümlük bir yaşam alanı. Hem nefes aldığımız bir alan ama aynı zamanda 30 dönümlük bir deprem toplanma alanını da burada sizlere, komşularımıza Kartal'a hediye etmiş oluyoruz. Tabii ki yeşil alanın olduğu, belki 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık ağaçların olduğu bu mirası da büyüklerimiz bize, bizler de kardeşlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza armağan ediyoruz. Burası size emanet. Buranın gerçek sahibi sizsiniz. İyi ki varsınız. Sizden güç aldıkça biz de iyi işler yapmaya devam edeceğiz. İyilik yapmaya devam edeceğiz. Bu olan 30 dönümlük bir kampüs. Aklımızın ucuna hiç buraya bir rezidans yapalım gelmedi. Aklımızda hep, fikrimizde hep park vardı, yeşil alan vardı. Ve bu fikir ve bu akıl hep devam edecek. Geçtiğimiz dönem parkın birinci etabını tamamlamıştık. Bu dönemde parkın ikinci etabını tamamlamak bana kısmet oldu. O yüzden emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ailelerimle birlikte. Hep birlikte güzel bir eser bıraktığımıza inanıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Burası size emanet. Hep birlikte koruyalım ve iyi vakit geçirelim. Hepinize şimdiden sevgiler, saygılar sunuyorum.